Motors'tan herkese selamlar. Arkadaşlar, bu aracı ihaleden aldık. Yarın ödemesini yapıp Allah'ın izniyle çektireceğiz. Aracı doluluğu falan Türkiye'de eşi yok derecesinde. Harbiden yok eşi. Türkiye'de böyle bir 320 dizel yok. Hem de araba bayi çıkışlı, elektrikli, hafızalı, belden kırmalı. Koltuklar var, belden şişmeli. Araçta, hani bu 320 dizellerde, en paketlerde böyle bir şey çok nadir. Ondan sonra araba airbaglerini açmış. NBT ekran var araçta. Harman kardon ses sistemi var. Formula 1 var ki 320 dizellerde, bu kasalarda Formula 1 bulmak o da imkansız. Zaten Zanruf, Xenon gibi normal dolulukları saymıyorum. Araçta perde var, yan makam perdeleri, arka makam perdesi, içi dışı tertemiz, 132.000'de. Araca da şöyle bir baktım, araçta bir iki parça lokal, bir parça da normal boya var. Yani üç parça boya var. Araç şöyle çekeyim. Maşallah, araç efsane güzel. Bu aracı hiç gelip görerekten teklif vermedik. Sorgulamasına göre teklif verdik arabayı. Geçmişini sorguladık. Geçmişini sorguladıktan sonra ya Allah bismillah deyip teklif verdik. Allah'ımıza şükürler olsun. Araba da çok güzel çıktı. Tertemiz çıktı. Çok güzel. Yani bu arabada koltuk ısıtması olan çok nadirdir. Ya bir tane çıkar ya iki tane, çıkmaz bileni belki. Koltuk ısıtmayı da geç, hani koltuk ısıtma boş ver. NBT büyük ekran. Yani büyük ekran derken bu göğüs hepsinde var ama ekranları ufak oluyor. Bu arabada ne diyorlar o Apple'ın uygulamasına? Apple CarPlay de var bu araçta. Şu belden destekli, hafızalı, elektrikli, ısıtmalı koltuk bu kasalarda olmaz. Yine makam perdesi, vay be, burasında da varmış ha. Efsane güzel ya. F10'larda bile ne, buraya yapıyorlar. Burada F10'larda bile ne, burada yok. Burada var. Bu arabada maşallah bu da var, bu da var. Tamamen son saniye bu arabaya attım. Nasip kısmet dedim. Çok şükür arabada çok efsane güzel çıktı. Lastikleri de Continental'mış. Arkalar kirli, önlere bakıyoruz. Lastikleri de iyi durumda. Bu ön lastiğin markası farklı mı ya? Nerede yazıyor bununki? Ya bu da Continental, aynı. He, arabanın bir doluluğu da normalde Xenon olur sadece. Bak bu arabada bir de bir Xenon. Yani bu araba yanaştığı zaman falan şuradaki farı da yakıyor. Yani oradaki farı sağa sola araba dönerken yine yakıyor, orayı aydınlatıyor. Hani VAK grubundaki sis lambaları gibi. Kırık farında da belli. Normalde bu da olmaz. Şu. Efsane güzel bir arabaymış. Maşallah, subhanallah. Yapacağız, onaracağız. Alan hayırlı, bereketli bir şekilde inşallah o da biner. Herkese hayırlı araçlar nasip olur inşallah. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Egzozları falan filan her şey normal. Buna arkaya bir 335 egzoz, 335 difüzör, süper bir şey olur bu araba ya. Efsane güzel bir şey olur. Yorulacaklar, millet izlerken. Evet arkadaşlar, yeni bir dönemimiz daha geldi. Şey yaptı ya, aslan. Bu araba böyle değildi. Çekerken tekeri iyicene geriye vurdurmuş. Neyi çekerken? Çekmiş ya ileriye doğru arabayı. Çekerken tekeri iyicene geriye doğru gelmiş. Çekici çekerken. Ya bu kadar böyle değildi tekeri falan. Çekiciden alalım mı parasını? Yok canım, daha neler. Parasını vermeyiz. Ay, arka çamurluğun orada bir darbe var. Önde var. Yolu da kapattık. Kapansın, bir şey olmaz. Bu çok güzel değil, değil mi? Tamam. Alıp sandal, sandal. Güzel, güzel. Geçiyor, sandal.
koyayım. Çok sıkıntı başlamaz o zaman. Evet. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Teker şimdi geriye doğruydu. Şimdi daha ileri doğru geldi. Tabi orada salıncak. Yes Motors'tan herkese merhabalar. BMW 320 dizel E90 2012 model 184 beygir 2000 dizel araç 132.000'de ihaleden aldık bu aracı. Şu anda araç daha yeni indi. Bu aracı neden aldık? Şuradan başlayayım, kardeşimiz ön tarafta oturduğu için. Bu araç türünün tek örneği. Bu dolulukta bir 320 dizel daha Türkiye'de yok. Varsa iddialı arkadaşlarımız, bende daha dolusu var veyahut da bu dolulukta bir araç var diyorsa çıkarsın, getirsin arabayı. Biraz daha. Arabanın makam perdesi. Lan ne yapıyorsunuz lan? Durun bir dakika da bir video çekeceğiz. Araçta makam perdeleri. Yine burada da makam perdesi. Bu E90'larda en dolusunda dahi olmaz. Bu araba tabii ki E90 ama bu araba Edition M Sport paket. Arkada da yine makam perdesi bulunuyor. Aracı hemen arkadaşlar toplamaya başlıyorlar. Bir boya makinesi varsa bir tutun da bir geçmişine bakalım ya. Aracın bu şekilde şanzımanla açıp buradan boşa alıyorlar. Arabada akü falan çalışmadığı için. Yine bu araçta Harman Kardon ses sistemi. 320 dizellerde bu kasalarda Harman Kardon belki bir tane çıkar, belki iki tane, belki hiç çıkmaz. Yine elektrikli hafızalı belden şirmeli koltuklar. Şu arka kapı bardaklık da varmış ha, harbiden de ekstra. El freni mi indirelim? Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Tekrar el freni de çektim. Araçta arka makam perdesi, sağ sol ısıtmalı koltuklar, Formula 1. Türkiye'de işi yok, böyle bir araba yok Türkiye'de. Yine bu bardaklıklar. Sunroof Xenon gibi normal özelliklerden bahsetmiyorum. Yine bu arabada Air CarPlay var. Pardon, Apple CarPlay var bu araçta. Yani bu dolulukta Türkiye'de bir 320 dizel M Sport yok. Airbag'leri arabanın açmış. Edition M Sport araç. Vallahi şu anda gördüğüm özellikler bunlar. Bu arabayı da ihaleden alırken son saniye ya Allah bismillah deyip teklifi verdik. Arabayı gidip yerinde görmemiştik. Sadece koltukların, ihaleden alırken koltukların rekora koltuk olduğu gözüküyordu.
bu elektrikli hafızalı koltuk var mı yok mu onu gözükmüyordu. Apple CarPlay zaten gözükmüyordu. Formula 1'leri orada gördüm mü? Yok görmedim ama hani Formula 1'ler ekstra yine çıktı. Araç 124.000'de bakıma girmiş. 134.000'de şu anda. Bu arabanın motoru falan filan böyle pırıl pırıl saat gibidir muhtemelen. Evet, kral. Ustamız, ne düşünüyorsunuz araç hakkında? Tabii ki korona süreci. Ondan sonra işler güçler derken sinek avlarken geldi bir ceylan buraya. Tam senlik. Ne çıkar bunda? Arabada bir şey yok ya. Gerçekten şaka mı ayrı bir yana. Araç 10 numara 5 yıldız bir araç. Hı-hı. Hani şu hasara baktığımız zaman öyle bir ağır ele alınacak aracı şey yapabilecek arıza değil yani. Tabii canım. Şaselerde falan kaputu açamadınız şey mı? Kaputu açarız. Şaselerde falan bir şey gözükmüyor. Evet, kaputu açtıktan sonra her şey ortaya çıkar. Eyvah eyvah. Sesler, bombalar patlıyor. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler. Evet, teker şimdi çıktı. Para kazanan sen, yarısı bizim abi. Burada ya kurban yapıyor. Olsun hacı ya. Biz zaten hizmet ediyoruz. Adamlar bu arabaları trafikten çekiyor. Biz tekrar yapıp trafiğe sokuyoruz. Hizmet. Hizmet sektörü. Trabi salıncak kopmuş. Salıncak kopmuş. Başka ne var ne yok gözüküyor? Başka rotayarında belli olur ondan sonrası da. Öyle. Artık oradan akis, makis, amortisör, mamortisör ne çıkarsa her şeyi tertemiz değiştireceğiz. Şimdi arkadan çekiyorum. Neyse arkadaşlar, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Murat, ne düşünüyorsun? Ne çıktı? Partiye çıkardık abi, 5 dakika sürmedi. Şu anda hemen yenisini takıyoruz, yürütüp Ahmet abiye veriyoruz. Kaportaya devam. Oo, bitti ya hemen, maşallah. Arkadaşlar yine böyle videolar gelecek. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Ben buradayım diyor. Kendisi ispat ediyor yani. Arabanın sahibi de sağ olsun aradı ya. Arabanın sahibiyle de konuştuk. Adam son bir seneye kadar hep yetkili serviste yaptırmış bakımlarını. Son bir sene yağ bakımlarını falan dizel dışarıda yaptırmış. Dizel, 320 dizel. 184 beygirlik. Kap. Açar abi. Çek kilitli değil mi o? Ha? Çek kilitli değil mi bunlar? Aynen. Çek kilitli. Ahmet abi. Var ya var ya. Çektin, iki kere çektin. Ben çekiyorum abi. Olmuyor mu öyle? Yok yok. Buradaki kilit var ya, kilitli kalmış. Abi versene tabii. Evet. Aracın kaputu da açıldı. Aküye şarj vermek için. Motor içi de kız gibiymiş abi Serdar'ın. Işığın ver. Senin benim mi? Abi. İki bu ışığım var. Senin de iki tane var canımın içine. Yetmez ama bir tane de telefondan aç. Aa, Tonya'dan burada bak. Evet, mekanikçi Yüksel Usta bakıyor. Baktı baktı ne gördü? Baba, hava filtresi kutusu kırık. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu videoyu yayınlayacağız. Gerçekten biraz profesyonel video çekmeyi size önerim. Ya kanka şu anda elimizden ya gelen biz... bu. Abone olalım, beğenelim, ona göre cirlop gibi çekelim. Vallahi şu video, yeni ekipmanlar. Şu videonun kalitesine bakan adam değil, bunların işi de böyledir. Yok canım, işimizle. Hacı biz videoya niye önem veremiyoruz? Çünkü işimizi çok iyi yapıyoruz. İş önemli, video önemli değil şu anda. İşte onu insanlar artık ekran aynen başında zannediyor ki her şey videoda yapıldığı gibi. Halbuki İyi de şey kral değil. Bu videoyu izleyen herkes bu arabayı almaya kalkışırsa eyvah eyvah, araba mı yetiştirebiliriz? Bakış açısı. Doğrudur, o da ayrı bakış açısıdır da. Ama al bu arabayı ustanın... alan adam, anlayan adam alır. Ağır hasar kayıtlı olacak sonuç vale bu araba var. Aynen, bir de ustanın sıfatına bakacaksın abi yani. Ustaya bakınca... Sen benim gibi ustaya kurban ol. Evet arkadaşlar, cidden abone olalım ve videoyu beğenelim. Ona göre de ekipmanları, ona göre profesyonel videolar
Daha gelecek, devamı gelecek abi. Böyle ilginç arabalar, yapım süreçleri. Evet arkadaşlar, Yes Motors'tan herkese selamlar. Bu aracımız 320'de 2012 model, 132.000'de. Aracımızı sağ önden hasarlı olarak satın aldık. Biraz yoğunluğumuzdan dolayı bu aralar videolarını çekemedim araçların yapım süreçlerini falan. Hasarlı resimlerini hemen buraya ekleyeceğim. Bu aracın sağ önden hasarı vardı. Çamurluğunu, farını, kaputunu tamir ettik. Boyandı. Kaputu tabii lokal boyadık. Farı değişti. Arabamız bu şekilde oldu. Yine detaylı temizliğe getirdik. İçini de göstereyim. Arabamızın detaylısı da yapıldı. Şimdi bu araçta şöyle bir şey var. Bayılarak aldık. Araba komple full, arkada makam perdesi. Yanlarda makam perdesi. Ondan sonra selamünaleyküm Arman Kardon. Zaten arabamız Edition Plus M Sport. Ricardo koltuklar, belden kırmalı, hafızalı, elektrikli. Ayrıyeten koltuk ısıtmalı. Onu da şöyle göstereyim. Araçta büyük ekran. Ayrıyeten navigasyonlu. Ondan sonra Formula 1 direksiyon. Zaten sandukumuz. Şurada onu da göstereyim hemen. Sos tuşumuz. Ondan sonra aynamız yönlü. Onu da hemen size şöyle çalıştırarak göstereyim. Ne deniyordu bu aynalara? Ne deniyordu ya? Yönlü denmiyordu da unuttum bak. Ayna çok orijinal bir şey. Aşırı güzel. Ayrıca bunun da modları var. Bildiğim kadar OGS tarzı şeyleri tanıtıp kullanabiliyorsunuz bu aynaları. Dediğim gibi navigasyonu var zaten. Arabamız 132.000'de. Vallahi efsane bir performansı var. Bu kadar güzel performansı 320'de hiç bilmemiştim. Ders koldan da ne deniyordu buna? Yani öyle.